Bize gx eşittir x üzeri 4 eksi x üzeri 5 fonksiyonunu vermişler. Bu videoda gx'in grafiğini çizmeden yerel maksimum nokta ya da noktalarını bulmaya çalışacağız. Yerel maksimum ne anlama geliyordu? Bunu bir hatırlamak için size hemen rastgele bir fonksiyon çiziyorum. Evet, işte böyle. Yerel maksimum eğer grafiğe göz atacak olursak bu, bu ve bu noktaların hepsinin, evet yerel maksimum noktaları benzediklerini söyleyebiliriz. Peki bu noktalarda neler oluyor? Öncelikle fonksiyon bu noktalara yaklaşırken artıyor ve bu noktaları geçtikten sonra da azalmaya başlıyor, değil mi? Burada da öyle. Fonksiyon artarken azalıyor ve burada da aynı şekilde. Bu türevin de pozitifken negatif olması anlamına gelir. Mesela bu aralıkta g üssü pozitiftir, bu aralıkta ise sıfırdan küçük yani negatiftir. Öyleyse şu anda yerel maksimum noktaları ile ilgilendiğimize göre bu noktaları bulmak için g üssünün pozitifken ne zaman negatif olduğuna bakmamız gerekiyor. g üssü sıfırdan büyükken ne zaman sıfırdan küçük oluyor. Bu olayın gerçekleştiği noktalardan da kritik noktalar olarak bahsedilir ve kritik noktalarda g üssü ya sıfır ya da tanımsızdır. Şimdi biraz düşünelim. g üssü x ne zaman sıfıra eşit olur dersiniz. İsterseniz hemen g üssünün neye eşit olduğunu bulalım. Kuvvet kuralını uygulayarak 4 çarpı x küp eksi 5 çarpı x üzeri 4 buluruz değil mi? Eşittir 0'ı da yazıyorum. Bunu x küp parantezine alabiliriz. Evet, x küp çarpı 4 eksi 5 x eşittir 0. Bunun gerçek olması için x küpün ya da 4 eksi 5 x'in 0'a eşit olması gerekir öyle değil mi? x küpün 0'a eşit olması x'in 0, 4 4 eksi 5 x'in 0'a eşit olması da iki tarafa 5 x eklersek 4 eşittir 5 x. Bir de 5'e bölelim ve 4 bölü 5 eşittir x olması demektir. Evet, x'in bu iki değeri türevi sıfır yapan değerler. Peki, türevin tanımsız olduğu bir nokta ya da x değeri var mı? Fonksiyonumuz bir polinom, türevimiz de polinom ve bunların ikisi de tüm reel sayılar için tanımlı fonksiyonlardır. Bu yüzden de ilgilenmemiz gereken sadece iki tane kritik nokta var. Bunların yerel maksimum olup olmadıklarını anlamak için g üssünün bu noktaların etrafında ne bakmamız lazım. İşimizi kolaylaştırmak için şöyle bir sayı doğrusu çizeyim, evet, bu şekilde. Elimizde 0 ve 4 bölü 5 var, onları da yerleştireceğim. Burası eksi 1 olsun, burası 0 ve burası da 1. Kritik noktalarımızdan biri zaten 0'dı, bunu pembeyle belirteyim. Diğeri de 4 bölü 5, o da yaklaşık olarak buralarda bir yerdedir, öyle değil mi? Az önce de söylediğim gibi, şimdi g üssüyü bu aralıklarda değerlendirmemiz lazım. g üssünün işaret değiştirebileceği tek noktalar bunlar olduklarına göre, bu noktalara gelmeden ve bu noktaları geçtikten sonra neler olduğunu bulursak, bu noktaların yerel maksimum olup olmadıklarını da anlamış olacağız. Kullanmadığım bir renk seçeyim, evet ilk olarak eksi sonsuzla sıfır aralığını değerlendirmemiz gerekiyor eksi sonsuz ile sıfır açık aralığı. Bu aralıktan bir değer seçeceğim. Mesela eksi 1 olsun. Evet, eksi 1 ile çalışmak kolay olacak. 4 çarpı eksi 1 üzeri 3 eksi 1 eder. Eksi 5 çarpı eksi 1 üzeri 4 bu da 1 eder. Eksi 4 eksi 5 de eksi 9'a eşittir. x eksi 1 olduğunda g üssünün eksi 9'a eşit olduğunu bulduk. O halde burada yani 0 kritik noktasının solunda kalan aralıkta g üssünün negatif olduğunu söyleyebiliriz. Not edelim. g üssü x küçüktür 0. Bu fonksiyonun kendisinin de azalmakta olduğu anlamına gelir. Yerel maksimum için fonksiyonun artarken azalması gerektiğine göre, bu aralıkta neler olduğuna bakmadan, bu noktanın yani x eşittir 0'ın yerel bir maksimum olmadığını söyleyebiliriz. ama ben diğer aralıklarda da ne olduğunu incelemek istiyorum. Evet, sırada 0 ile 4 bölü 5 aralığı var. 0 virgül 4 bölü 5. Buradan da mesela 1 bölü 2'yi seçelim. Mehmet, bu işe yarar. g üssü 1 bölü 2 eşittir. 4 çarpı 1 bölü 2'nin küpü yani 1 bölü 8 ki bu da 4 bölü 8'e yani 1 bölü 2'ye eşittir. Eksi 5 çarpı 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti yani 1 bölü 16 bu da 5 bölü 16 eder. 1 bölü 2'yi 8 bölü 16 olarak yazabiliriz. 8 bölü 16'dan 5 bölü 16 çıkınca da geriye 3 bölü 16 kalır. Tabii önemli olan sayının değeri değil bunun pozitif bir değer olması lazım. O halde bu aralıkta, e, bu arada 4 bölü 5'i farklı bir renkle yazayım ki bu aralığa dahil olduğunu düşünmeyelim. Evet, 0 ile 4 bölü 5 arasındaki açık mavi ile işaretlediğim aralıkta g üssü x'in 0'dan büyük olduğunu bulduk. Bu fonksiyonun artmakta olduğu anlamına gelir. Son olarak bir de bu aralığa bakmamız lazım ve buradan seçeceğim değer de 1 olsun. Evet, x 1'e eşitken g üssü 1 eşittir 4 eksi 5 yani eksi 1'dir. Başka bir deyişle g üssü x bu aralıkta 0'dan küçüktür. Fonksiyonumuz bir bakalım bu aralıkta artıyor, bu aralıkta azalıyor. Ah, yok, pardon, çok özür dilerim. Bu aralıkta türev negatif olduğu için azalıyor, burada artıyor çünkü türev pozitif ve burada da tekrar azalıyor çünkü türevi negatif. Öyleyse bu kritik noktaların hangisi için fonksiyonun artarken azalmaya başladığını artık söyleyebiliriz değil mi? x eşittir 4 bölü 5. Bu da 4 bölü 5'in yerel maksimum noktası olduğu anlamına gelir. Biz eğer yerel minimumu sormuş olsalardı, bunun da x eşittir 0 olduğunu söyleyebilirdik. Neden? Çünkü bu noktaya gelirken fonksiyon azalıyor, ama bu noktadan sonra artıyor. Bizden yerel maksimumu istiyorlardı ve biz de bunun x eşittir 4 bölü 5'te olduğunu bulduk.